Bir Yüz Karası Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Okuyan Mavi Mürekkep Bundan 16-17 sene evvel Osmanlı-Yunan Harbi esnasındaydı sanırım. Manisa havalisinden üç delikanlı, üç genç asker kıtalarından firar ile devletin verdiği silahlar omuzlarında dağa çıkmışlardı. Bu üç delikanlıdan biri 20 yıldır yaya köyünde ikamet eden eski bir şakinin bakırlı Şaban Efe'nin tek evladıydı. Saruhan havalisinin ihtiyarları Bakırlı Şaban Efe ismini pek iyi tanırlar. Çakırcalı'dan ve hatta Kara Ali'den evvel Aydın Dağları'nda dolaşan o idi. Tamam 10 sene hükümetin piyade ve süvari kuvvetlerine karşı durdu. Bazen iki arkadaşıyla yüz kişilik bir jandarma müfzerisini tarumar ettiği oldu. Bazen de tek başına aylarca o dağdan bu dağa geçtiği duyuldu. Gövdesi kalın ve uzundu. Bir eski serdar mücevvesini andıran püsküllü ve mehip külahı, cepkenleri, bol şalvarı, silahlık ve kuşakları ile ayrı bir heybet iktisap eder ve ara sıra kış ve kar ortasında köylerin çitleri arasına dikilince uzaktan bir küçük çınar ağacını andırırdı. Köylüler onu hürmetli ve korkulu bir muhabbetle severlerdi. Çünkü zengin ve kuvvetlilere karşı bir ama fakir ve zayıflara karşı bir mayekar idi dağa çıktığının beşinci senesi varlıklı ve mütegallip bir ağayı tehdit ve tehdit ile uğraştı. Ve nihayet günün birinde onu vahşi bir kaplan sertliğiyle parçalayıp başını çiftliğinin kapısına astı. Gövdesini tarlasının ortasına attı. Kol ve bacaklarını malikanesinin sınırlarına bıraktı. Mamafi, bakırlı Şaban Efe o mumiyette bütün zenginlerin ve bütün çiftlik beylerinin hasmı değildi. Pek iyi hatırlarım. Benim çocukluğumda düğün ve bayram günleri memleketimizin bütün davullarını inleten ve delikanlıları saatlerce oynatan hep onun namına çıkmış türkülerdi. Bunlardan bir tanesi oralarda çağrılıyor. Bakırlı'nın ünü tuttu dağları. Ateş saçar eritirdi karları. Kanla doldu Manisa'nın yarları. Yavaş yürü aman, efem duymasın. Bakırlı Şaban Efe, tövbe ettiği zaman elli yaşında vardı. Ancak bu yaşta dünya evine girdi. Bir oğlu oldu ve yirmi sene, tam yirmi sene, henüz kasaba ve köylerde davullar onun adıyla inlerken, o unutmuş ve unutulmuş bir halde uslu uslu köyünde yaşadı. Ve bir kahvenin çınarı altında gah nargile çekti, gah uyukladı. Oğlu askerden kaçıp dağa çıktığı gün tamam yetmiş yaşında, ak sakallı, sönük gözlü ve yarı kamburlaşmış bir ihtiyar idi. Fakat her şeye rağmen henüz o mehip kıyafetiyle mutantan silahlığını terk etmemişti. Nitekim oğlunun yaptığı iş kendisine haber verildiği anda elini silahlığına götürmek ve birini hücuma hazırlanır gibi bir şiddetle yerinden davranmak oldu. Uzun bir müddet bu vaziyette hareketsiz, sessiz, dondu kaldı. Sonra birden yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Mustafa bunu yapmamıştır diye bağırdı. Bütün mevcudiyeti isyanla doldu ve gözlerinde 20 yıldır kimsenin görmediği eski ve garip bir ateş parladı. Dediler ki yalan olamaz biz tam yerinden duyduk. Üç gün oluyor. Jandarmalar takibe bile çıktılar. Elleri silahlığında titreyen bakırlı Şaban Efe kısık bir sesle nasıl olmuş anlatın bakayım dedi ve dizlerinin bağı çözülmüş gibi yerine yığıldı. Bir gece kışanın kapısında seninki nöbetçiymiş dediler. Diğer ikisi kasabalı hafızın oğlu ile narlı ki gündüzden edindikleri kurşunları ceplerine ve koyunlarına doldurmuşlar. Gıraları kabutlarının altına almışlar. Ve seninkine demişler ki haydi bakalım düş önümüze. O da zaten birkaç günden beri haberliymiş ovaya doğru çıkıp gitmişler. Bakırlı yine davranır gibi bir hareket yaptı ve elini şiddetle silahlığına vurdu. Dur dediler dahası var. İşin içinde bir de cinayet görünüyor. Seninkilerin firarı sabahı Doğanlar yolu üstünde üç rençberin cesedini buldular. Bunlardan ikisi ölmüş. Diğeri can vermek üzereymiş sonuncunun ifadesine göre mesele şöyle olmuş. Üçü de hayvanlar üstünde sabaha karşı ovadan kasabaya geliyorlarmış. Ortalık henüz alaca karanlıkmış. Birden karşılarına asker kıyafetinde üç kişi çıkmış ve davranmayın yakarız diye bağırmış. Cevap beklemeden üst üste altı el silah patlamış attakiler yere devrilmişler. Seninkiler de boş kalan hayvanlara atlayıp dört nala kaybolup gitmişler. Bakırlı Şaban Efe hikayenin burasında birden yeter yeter diye bağırdı ve yerinden kalkıp sendeleye sendeleye evine gitti. Karısı ocak başında yemekle meşguldü. Başını çevirdi. Onu görünce elinden kaşığı düşürdü ve Aman efem sana ne olmuş diye haykırdı. Çünkü Şaban efenin yüzü nar gibi kıpkırmızydı ve bütün vücudu bir sıtma nöbetini andırırcasına titriyordu. İki ellerini karısının omuzlarına dayadı. "Duydun mu? Duydun mu?" dedi. Mustafa ve arkasını ikmal edemedi. Boğazı hıçkırıklarla dolar gibi oldu. Kadın söyle şehit mi olmuş diye ağlamaya başladı. O zaman Şaban Efe teessürü şedid bir hiddete münkalip karısını iki elleriyle tuttuğu omuzlarından şiddetle sarsarak keşke öyle olsaydı deli kadın keşke öyle olsaydı kaçmış askerden kaçmış ve öldürmüş diye bağırdı. Sonra dişleri ve yumrukları kısılmış bir halde kollarını öne nameri bir düşmana uzatarak üst üste şu sözleri söyledi. Ah Yezid! Yüz karası Yezid! Yüz karası! Ve minlerin üzerine yıkılı verdi. Köylüler 3-4 gün onun yüzünü göremediler. Evinden dışarı çıkmıyor ve sabahtan akşama kadar belki yüz kere, belki her dakika ah Yezid, yüz karısı Yezid diye söylenip duruyordu. Kendisini sormaya gelenlere kapasını açmadı. Ben bundan sonra alemin yüzüne nasıl bakarım, alemin içine nasıl çıkarım diyordu. Günün birinde karısı tahammül edemedi ve aman efem kaçtıysa daha çıktıysa ne olur, gençlik bu, bari sen söylenme, sen ki senelerce dağlarda yapmadığın kalmadı. Günün birinde o da senin gibi aklını başına toplar da her şey unutulur gider diye birkaç söz söyleyecek oldu. Şaban Efe öyle bir köpürdü ki az kalsın 20 yıllık hukukuna rağmen karısını tepeleyecekti. İhtiyar Şaki titriyor. İkide bir senin gibi senin gibi deyip durma kadın diyordu. O benim gibi nasıl olabilir? Gözünü aç. ''Karşındaki adama bir iyi bak. Ben asker kaçağı değildim. Hiçbir zaman öyle yapmadım. Hatta dağda gezerken Moskov Muharebesi çıktı idi de Acaroğlu Arif Bey'in açtığı gönüllü bayrağının altına ilk giden ben oldum. Arslanlar gibi dövüştük. Senin gibi, senin gibi ağzını topla kadın. Ben dağ devletin verdiği silahla değil, ben kendi silahım, kendi atımla çıktım. Bakırlı Şaban Efe böylece gah karısıyla kavga ederek, gah kendi kendine söyleyip dövünerek halktan uzak, buhranlı ve acıklı bir hafta geçirdi. Sonra müthiş bir karar verenlere mahsus bir sükunet ve metanetle kalktı, dışarı çıktı ve bütün köylülere ayrı ayrı dedi ki bu yüz karısını ben kendi elimle temizleyeceğim. Yarın kasabaya gidip hükümete veya binbaşıya müracaat edeceğim. Çok şey istemem. Bana bir hayvanla bir gıra versinler. Yanıma da iki jandarma süvarisi alayım. Allah'ın izniyle 5-10 gün içinde ya ölü ya diri sürükleye sürükleye getirmezsem bana da Bakırlı Şaban Efe demesinler. İhtiyar Şakinin bu sözleri köylüleri için için güldürüyordu. Efe diyorlardı. Senin artık böyle işlere karışacak zamanın değil. Vazgeç, otur oturduğun yere. Bakırlıyı bu nasihatler ve bu istihfafkar sözler daha ziyade çıldırttı. Ve hemen ertesi günü soluğu kasabada binbaşının yanında aldı. Aynı kararı daha büyük bir azim ve metanetle söyledi. Fakat binbaşı bey İhtiyarı şöyle bir baştan aşağı süzdü ve acı bir istihza şivesiyle bu işler sana kaldıysa vay halimize dedi. Binbaşı'nın sözü Şaban Efe'nin kalbine bir hançer gibi saplandı. Bir müddet köyüne dönmekle başını alıp tekrar dağlara çıkmak arasında mütereddit kaldı. Kendini dinledi, kollarını yokladı. Yürüyecek, ve kımıldanacak hali yoktu. Senelerin yükü ve son manevi yaranın sızıları, dağlar ünü, şaban efeyi, çocukları güldüren ve yaşlıları ağlatan acayip bir kalıp haline sokmuştu. İkdam 14 Temmuz 1916 Son